Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Davetimize icabet ederken atmış olduğunuz her adımdan dolayı günahlarınız affedilsin. Ve yine attığınız her adım dolayısıyla Allah katındaki değeriniz artırılsın. İnşallah buradan gittikten sonra aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş bir şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip eder. Sevgili kardeşlerim, Allahu Teala'nın mümin erkek ve mümin kadınlara seslenerek şereflerini arttırdığı, bu seslenişin hemen akabinde ya onları bir hayra davet edip ya da bir şerden nehyettiği ayetler silsilesinin ikincisine geldik. Allah Subhanahu ve Teala nasip ederse bu akşam gündemimize alacağımız ayet Bakara suresi 153. ayet. Bismillah. Ya eyyuhellezine amenusta'inu bis sabri ves salah innallaha ma'as sabirin. Ey iman edenler, sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Yer Medine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tevhid ve davet kokan evinin içinde ağır imtihanın tozları uçuşmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağır ağır pak ve temiz zevcesi Aişe radıyallahu anhanın evine doğru gitmektedir. Zira o temiz kadın zina iftirasına maruz bırakılmıştır. Ve Allah Subhanahu ve Teala bir ay boyunca, yani bu olaydan tam bir ay sonraya kadar Hazreti Aişe ile alakalı bir ayet, bir rüya, bir alamet, bir işaret dahi bildirmemiştir. Halbuki Allah Subhanahu ve Teala bazen olaylar başlamadan önce, bazen de olayların hemen sonrasında o olayla ilgili bir ayet indirerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin takip edeceği yol haritasını belirlemiştir. Bizzat kendisini Allah yönlendirmiştir. Ama Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sırtından bir ihanet ile hançerlendi. Ve bir aydır da Allah Subhanahu ve Teala bir ayet dahi bildirmemektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senin ve benim gibi etten, kemikten, kandan yaratılmış biri. Üzerine ruh elbisesi giydirilmiş biri. Onun da duyguları var, onun da düşünceleri var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zor günler geçiriyor. Hele münafıkların necis ağızlarından çıkan her bir söz Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı daha da eziyet etmektedir. Bir tarafta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, diğer tarafta da iftiraya maruz kalan Aişe radıyallahu anha. Hele o kadın bedeni zayıf, duyguları ince. O kadın diyor ki ben öyle ağladım ki anne ve babam ciğerimin patlayacağını zannediyorlardı. Subhanallah. Çünkü iffet abidesi,
muhsan bir kadına yapılacak en büyük eziyet onun namusuna dil uzatmaktır. Bundan daha fazla acı veremezsiniz o kadına. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ay sonra ilk defa bu evin kapısını açar. Hazreti Aişe'nin yüzüne bakar. Gözlerinin içini seyreder. Zira karşısındaki pak zevcesi neşelendiği, ümit verdiği, merhamet ettiği, yarıştığı Mescid-i Nebevi'de Habeşliler kılıçlarla, kalkanlarla oyun oynarken omuzlarına aldığı en çok sevdiği kişiydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabelerle oturuyordu. Bir sahabe duygularına hakim olamadı. Dedi ki, ya Resulallah, insanlar içerisinden en fazla kimi seviyorsun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çekinmeden, komplekse düşmeden, bizim toplumun ifadesiyle kılıbık derler diye geri adım atmadan, dudaklarının arasından Aişe sözcüğü çıktı. En çok Ayşe'yi seviyordu. O kadar seviyordu ki Ayşe bir kaptan su içse Resulullah aleyhissalatü vesselam dudaklarını o kabın değdiği yerde gezdiriyordu. Allah Resulü Ayşe'yi o kadar seviyordu ki Ayşe radıyallahu anha bir etten ısırmasın. Allah Resulü aleyhisselam temiz dişlerini o etin o kısmına değdirirdi. Hatta öyle bir sevgi ki Ayşe radıyallahu anha'nın dizdiği cümlelerden onun nasıl bir ruh haline sahip olduğunu anlardı. Bir gün o pak kadın, temiz kadın Ayşe radıyallahu anha'nın yanına gider der ki, ey Ayşe, senin bana kızdığın, memnun olduğun ve benden memnun olmadığın anlarını diyor çok iyi bilirim diyor. Ayşe radıyallahu anha döner, ya Resulallah, bunu nasıl fark edersin? Der ki, ey Aişe, sen benden memnun oldun, kırgınlığını benden gizlediğin zaman, Muhammed'in Rabbi hakkı için bu böyle değildir diye yemin ederdin. Ama bana kızdığında, benden memnun olmadığında, İbrahim'in Rabbi hakkı için bu böyle değildir diyerek yemin edersin diyor. İsmimi anmazsın diyor Hazreti Aişe'ye. Resulullah aleyhissalatü vesselam, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biricik eşi Ayşe radıyallahu anhayı bu kadar seviyordu. Ve şu an onun yüzüne bakıyor. Gözler Ayşe'nin gözlerinde. Tabi Hazreti Ayşe yalnız değil. Yanında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sadık takipçisi Ebu Bekir radıyallahu anh, kıymetli zevcesi ve ensarlı bir kadın da bulunmakta. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belki ilk defa dudaklarını bu kadar zor kıpırdatıyordur. Halsiz, sanki mecalsiz kıpırdatıyordur. Diyor ki, ey Aişe, eğer bu günahı işlediysen, Subhanallah, eğer insanların dilinde dolanan sözler doğruysa, yani sen zinaya düştüysen, Allah'tan bağışlanma dile ve tevbe et. Çünkü Allah kullarının yaptığı tevbeyi kabul eder. Yok eğer masumsan, günahsızsan, o kirli münafıkların ağzında düşen sözler bir iftiradan ibaretse, Allah da seni zaten aklayacaktır, temizleyecektir der. Artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmaz. Hazreti Ayşe'nin meşakkati, sıkıntısı, hüznü bir kat daha artar. Öyle ağlar ki artık diyor gözlerimden diyor yaş damlamaz hale gelir. Ve cevap vermesi için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme konuşması için babasına döner. Der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme benim adıma sen söz söyle. Ebu Bekir radıyallahu anh kızına döner, Allah'a yemin ederim ki benim söyleyecek hiçbir sözüm yok der. Bu sefer o masum gözler annesine döner. Der ki benim adıma Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sen cevap ver.
Annesi de Ayşe'ye döner der ki vallahi benim söyleyecek hiçbir sözüm yok der. Ve Hazreti Ayşe radıyallahu anha hüznünü, öfkesini, sıkıntısını içine hapseder, bastırır, dilinden şu sözler dökülür. Allah'a yemin ederim. Ben kesinlikle biliyorum ki bu iftirayı işittiniz. Bu sözleri işittiniz. Benim hakkımda atılan iftiraya vakıfsınız. Ve bu sözler sizin kalbinizde yer etti. Ben Allah-u Teala benim masumiyetimi bildiği halde ben bu işi yapmadım desem sizler bana inanmayacaksınız. Allah benim masumiyetimi bildiği halde ben bu işi yaptım desem bana inanıp onaylayacaksınız. Allah'a yemin ederim ki vallahi de benimle şu an aranızdaki olayın misali Yakup aleyhisselamın Yusuf'u öldürmek isteyen kardeşlerine dönüp de فَسَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَسِفُونَ bana güzel bir sabır düştü. Mü'mine yakınışacak bir sabır. Sabırların en güzeli, en izzetlisi, en şereflisi bana düştü. Ve söylemiş olduğunuz sözlere karşılık yardımına sığınılacak güç sadece Allah'tır ifadesini kullanır Hazreti Ayşe. Yatağına yatar, üzerine örtüyü çeker, bir daha konuşmaz kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha odayı terk etmemiş. Ve kendisinin üzerine vahiy inmeye başlar. Üzerine öyle bir ağırlık çöker ki, zira yine hanımlarından, o pak zevcelerden Hazreti Ayşe der ki, zemheri soğukta, kışın tabir yerindeyse en ayazında, Resulullah aleyhissalatü vesselama vahiy gelse, yüzünden diyor boncuk boncuk terler dökülürdü. Sahabesi diyor ki, bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselam dizimde yatıyordu da, vahiy o sıra inmeye başladı, zannettim ki dizim parçalanacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, devesinin üzerinde giderken vahiy iniyordu, deve çökmüştü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ağırlığın içinden çıktı ve hanımı Ayşe'ye döndü. Müjdeler olsun dedi ey Ayşe. Seni tebrik ederim ey Ayşe. Gözün aydın olsun ey Ayşe. Zira Allah seni akladı. Seni temize çıkarttı. Deyince Ebu Bekir radıyallahu anh ve temiz zevcesi ayağa kalkar der ki ey kızım git kocana teşekkür et. Ona teşekkürüsün. Deyince Hazreti Ayşe üzerindeki örtüyü kaldırır der ki vallahi ben ona teşekkür etmeyeceğim. Ona hamd etmeyeceğim. Ben ancak Rabbime hamd edeceğim. Çünkü ben onu beni temizleyeceğini, aklayacağını biliyordum. Ama ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir rüyasında temizleneceğimi zannediyordum. Halbuki diyor Allah kıyamete kadar kıraat edilecek, tilavet edilecek bir Kur'an'ın sayfalarında beni temize çıkarttı. Çünkü Allah Nur suresinin 11 ve 17. ayetleri arasında tam 9 tane ayetle o temiz kadını tertemiz etmişti. Ey dostlar, biraz sabır ardından büyük bir zafer. Zira sabır ve Allah'ın yardımı birbirine kardeştir. Hazreti Ayşe'nin vakası bize bunu gösterdi. Şimdi sen ey mümine bayan, Hazreti Ayşe temizliğinde, Meryem iffetindeki kadın, eğer sana bir iftira musallat oldu, arkandan hançerlediyse ve sen bu zor anında sana uzanacak bir yardım elini istiyorsan, sana nasihat edecek, seni teselli edecek bir dile muhtaç isen, dinle. Rahman ve Rahim olan Allah sana şöyle sesleniyor. Bismillah. Ya eyyuhellezine amenu istaînu bis sabri ve salâ. İnnallâhe me'as sabirin. Ey iman eden kadın, temiz kadın, pak kadın, namuslu kadın, iftiraya maruz kalan kadın, içindeki öfke ateşini sabır suyuyla söndür. Ve seccadende alemlerin Rabbi olan Allah'a yaklaşarak yardım dile. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir ayeti
herhalde senin için yeter de artar ey aziz dostum. Biraz sabır ve arkasından büyük bir zafer. Zira sabır ve nusret birbirinin kardeşidirler. Bu sefer yer Medine. Habeşistan'a hicret eden sahabelerin birçoğu Mekke'ye geri dönerler. Tabi Mekke'nin hırçınlığı, öfkesi, şiddeti kat ve kat artmaya başlar. Akıl almaz işkenceler yaparlar sahabelere. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha fazla dayanamaz. Sahabelerine Medine'ye hicret etme konusunda izin verir. Ebu Seleme hanımını ve çocuğunu alır. Medine yollarını aşındıracağı anda daha fazla gitmeden Ümmü Seleme'nin yani hanımının akrabaları tarafından durdurulur. Derler ki ey Ebu Seleme sen nereye hicret ediyorsan et. Nereye yolculuk yapıyorsan yap. Nereye gideceksen git. Mekke'nin dışında hangi istikamete uğrayacaksan uğra. Ancak biz kızımızı seninle beraber göndermeyeceğiz. Sonra torunumuzu da engelleyeceğiz. Git tek başına ne yapıyorsun ya der. Ebu Seleme Medine yollarını tek başına kat etmeye başlar. Kadını orada tutarlar. Ebu Seleme'nin akrabaları bu olayı duyar kardeşler. Hemen olay yerine gelirler. Madem siz bizim erkeğimize, bizim adamımıza, bizim yavrumuza böyle yaptınız, bu torunu da derler ki sizi asla bırakmayacağız. Bir taraftan baba taraftarları, bir taraftan anne taraftarları küçük Seleme'nin kollarından tutarlar. Ümmü Seleme der ki neredeyse çocuğun kolları kopacak. Ve zafer Ebu Seleme'nin akrabalarına kalır. Küçük Seleme'yi de onlar alır. Küçücük çekirdek bir ayrı paramparça olur. Şimdi gözü yaşlı gönüller Medine yollarını tek başına kat eden Ebu Seleme'ye mi ağlasın? Yoksa annesizliği, babasızlığı, yalnızlığı içine bastıran küçük Seleme'ye mi ağlasın? Yoksa evinin direğini, gözünün meyvesini kaybeden Ümmü Seleme'ye mi ağlasın? Hangisine ağlasın? Hangisine acısın? Hangisine merhamet etsin? Ve bu Ümmü Seleme, bu temiz kadın, kendisinin ifadesiyle tam bir yıl boyunca Mekke'nin tepelerinde gözyaşı döker. Hüznünü kalbine akıtır. Bir yıl bekler kocasını. Bir yıl oğluna kavuşacağı günleri bekler. Onun hasretiyle yanar. Sabretti. Allah'tan yardım diledi ve karşılığında bir zafer elde etti. Nusret kapısını çaldı. Yardım kapısını tıkladı. Ve ilk kapıyı çalan da kendi akrabaları oldu. Dediler ki ey Ümmü Seleme istiyorsan kocana hicret edebilirsin. İstersen ona kavuşabilirsin. Yetmedi. Allah hemen ikinci yardımı gönderdi. İkinci bir defa kapısı çaldı. Bu sefer kapıyı çalanlar Ebu Seleme'nin akrabalarıydı. O naif çocuğu, güzel çocuğu merhametli annenin kollarına bıraktılar. Artık üçüncü bir yardım gerekiyordu. Mekke ile Medine arasını rahat hicret edebilecek bir yardıma ihtiyacı vardı. Allah o yardımı da o kadına gönderdi. Ve Mekke'de kurdukları huzurlu evi Medine'de tekrar tesis edip hayatlarının sonuna kadar yaşadılar. Biraz sabır ardından büyük bir zafer. Zira sabırla Allah'ın yardımı birbirine kardeştirler. Şimdi sesimi duyan ve işiten, kocası hicrete gitmek zorunda kalan, kocası kendisinden ayrılmak zorunda kalan, kocası yanından ayrılmak zorunda kalan kadın, eğer kocasızlığın içine düştüğü ateş seni yakıyorsa, buradan bir elin sana uzanmasını istiyorsan, dinle. Alemlerin Rabbi olan Allah sana şöyle sesleniyor. Bismillah. Ya eyyühellezine amenüsta'inu bis sabri ve salah. İnnallâhe me'as sabirin. Ey iman edenler, sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyetler ya da Türkiye Devletler yıllardır Rusya'nın pençesinin gölgesi altında yaşamış devletler.
komünist bloğun ahlakı, inancı çökerttiği devletler. Müslümanım demek kolay olduğu gibi ferdi olarak ibadetlerin de kolay yapıldığı memleketler. Ama asla şu kadar bir çoğunluğun bir araya gelip de Allah'ın kitabını tilavet edip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini konuşamayacağı memleketler. Üç kişi bir evde toplansın, hemen orada devlet elinin gücünü onların üzerinde hissettirmektedir. Nasihatlaşmak yoktur. Bir araya gelmek kesinlikle yoktur. Bakın, böyle bir şeye kalkışırlarsa ya yıllarca çıkamayacakları bir cezaevini gönüllerine yerleştirecekler ya da bir daha o topraklara geri dönmemek adına hicrete çıkacaklar. Bunun üçüncü bir alternatifi yok kardeşler. Ben böyle bir adamla tanıştım. Takriben tam 15 yıl boyunca kendi toprağına gidemeyen Türkiye bir vatandaş. Evinde Kur'an okuyorlar diye. Birbirlerine nasihat ediyorlar diye. Allah'ın ayetlerini, Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetini birbirine hatırlatıp imanlarını arttırıyorlar diye hakkında yakalama kararı çıkartılıp terörist muamelesi gören, hain muamelesi gören bu adam hicreti gözüne alır. Kalbine hicreti sevdirir. Bakın 15 yıl boyunca memleketine giremez. Peki daha acısını söyleyeyim mi? 15 yıl boyunca hanımını, çocuğunu, anne ve babasını bir kez dahi göremez. Peki daha acısını söyleyeyim mi? 15 yıl boyunca telefon açıp da ne hanımının, ne annesinin, ne babasının, ne çocuklarının, varsa da torunlarının sesini dahi duymamaktadır. Telefonu açar, telefonu açan sesin alo deyişini duyar. Eğer Allah rahmet ederse, ona merhamet ederse, arkasında bağırışan çocuklarını duyar da cevap veremeden telefonunu kapatmak zorundadır. Ey mümin adam, hicreti bu denli seven, ey kocasını böyle bir hicrete hazırlayan, Allah subhanahu ve teala, ya eyyühellezine amenu usta'inu bis sabri ve salah, innallaha me'as sabirin, evet sana da sunmaktadır. Ey iman edenler, sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyin, şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Bakın, Filistin'de Mescid-i Aksa'nın işgalci Yahudi askerlerinden özgürleşmesi için, Mescid-i Aksa'nın hürriyete kavuşması için hürriyetini satan, özgürlüğünü satan bir yiğitten bahsetmek istiyorum. İsmi Abdullah Bergusi. Niyeti sadece Mescid-i Aksa'nın etrafının şerefli kılındığı, ayetin ifadesiyle izzetli kılındığı beldeyi kurtarmak. İsrail askerleri tarafından yakalanır. 2003 senesinde 67 defa müebbet, 5500 yıl hapis cezasıyla mahkum edilen bir Müslüman. 67 defa müebbet ve 5500 yıl hapisle de mahkum edilmiş bir kişi. 2003 senesinde 3 yaşındaki bir kızıyla yolculuk ederken sırtlan pozisyonundaki İsrail askerleri tarafından yakalanır. Bakın dinleyin. Tam 10 yıl boyunca, 10 yıl boyunca tek başına bir hücreye mahkum edilir. 10 yıl boyunca. 2013 senesinde o hücreden çıkartmak zorunda kalırlar. Ama dikkat edin. 67 müebbet, 5500 yıl hapse mahkum edilir İsrail mahkemesi tarafından. Çocuğu 3 yaşında, şu an babasının İsrail askerleri tarafından götürüldüğünden beri tam 12 yıl geçmiş. Yani çocuk 12 yaşında. Şimdi benim sözlerim Abdullah Bergusi ve Abdullah Bergusilerin
yüreklerine hitap edecek güçte değildir. Sözüm cılızdır, acizdir. Şu kapıdan çıkmadan yere düşer. Benim sözlerim onun hanımının kulaklarına değip kalbine etki yapmaz. İşitemeyeceğini bilirim. Ama alemlerin Rabbi olan Allah onlar için de kıyamete kadar onlar gibiler için de öyle bir ayet indirmiştir ki vallahi o sözler onlar için yeter de artar. Bismillah. Ya eyyühellezine amenusta'inu bis sabri ve salah innallaha me'as sabirin. Ey iman eden Abdullah Bergusi, ey iman eden Bergusi ailesi, içinizdeki yanan öfke ateşini, öfke zehirini sabır panzehriyle öldürün. Etrafı mübarek kılınan beldede namaz kılarak bana yaklaşın. Muhakkak ki ben sabredenlerle beraberim. Onlar değil 67 müebbet, 1000 defa idam kararı da verseler, Allah Azze ve Celle 2015'in Eylül ayında bu gece onun esaretten kurtulmasına, beraat etmesine hüküm verdiyse o kapıyı kimse kapalı tutamayacak. O kapıyı kimse kilitleyemeyecek. O kapı ardına kadar innallâhe me'as sabirin, muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Bunu hücrelerine kadar işleyen, iliklerine kadar işleyen, hayatına düstur edinen adamların ve kadınların yardımına koşacaktır. Şu an beni belki işitecek olan. Ama bu söylediklerim özelde sesini işittiğimi zannettim. Belki sesime cevap veremeyecek. Ama inanıyorum ki kulakları benim sesimle çınlayacak. Bütün mahremiyetini, gizli hazinelerini ve servetini kocasına açan, ama kocası tarafından boşandırılan, yalnız bıraktırılan, o mümine kadına da alemlerin Rabbi olan Allah aynı şekilde hitap etmektedir. Ey iman edenler, sabırla ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ey aziz dostlar. Gelin bir de meselenin şu yönüne bakın Allah rızası için. Sen Salahaddin olup Mescid-i Aksa'yı kurtarmayı istiyorsun ve seviyorsun. Ebu Ubeyde İbnül Cerrah olup Şam'ı tekrar fethetmek istiyorsun ve seviyorsun. Sen Sad bin Ebi Vakkas olup Mecusi ateşini tekrar söndürmeyi istiyorsun ve seviyorsun. Ama Allah da senin hasta yatağında inlemeni seviyor. Sen kılıçların seslerini seviyorsun, kanını akıtmayı seviyorsun. Ama Allah senin vücudunun yatak içerisinde kıpırdamayışını seviyor. Sen alim olmayı, davetçi olmayı, insanlara nasihat etmeyi seviyorsun ve istiyorsun. Ama Allah da senin için talebe olmayı seviyor. Senin dinleyici olmanı seviyor. Senin az bildiğinle abid olmanı seviyor. Sen zengin olup muhtaçlara yardım etmeyi istiyor ve seviyorsun. Ama Allah da senin açlıktan kokan nefesini seviyor. Sen ümmetin problemlerini çözmek için doktorluğu seviyor ve istiyorsun. Ama Allah senin için pazarda limon satarken gösterdiğin gayreti ve çabayı seviyor. Allahu Ekber. Eğer senin rızanda, senin isteğinde ve arzunda Allah'ı memnun etmek varsa, o zaman bırak da
Allah seni hangi makamda, hangi mevkide görmek istiyorsa sen de o makamın mevkiyi sev. Çünkü nice erkekler, nice ricaller, nice yiğitler istedikleri şehadete kavuştular. İstedikleri zenginliğe elde ettiler. İstedikleri ilme kavuştular. Allah'a kavuştuklarında da bu durum onları cennete değil, yüzü koyun cehenneme girmeye sebep oldu. Hatırla Ebu Hureyre hadisini. Radıyallahu anh. O yüzden senin Allah'tan umduğun hayır değil, Allah-u Teala'nın sana takdir ettiği hayır senin için önemli olsun. Senin sevdiğin ve istediğin değil, Allah'ın senin için istediği ve sevdiği senin için olsun. Bir kadının, bir annenin kulakları kocasından seni seviyorum sözünü duymak ne kadar ihtiyaç ise, bir çocuğun anneciğim sözünü duymak da o kadın için o kadar değerlidir. Sen bir çocuğu seviyorsun, bir çocuğu istiyorsun ama Allah sana kısırlığı seviyor. Seni çocuksuz olmanı seviyor. Seni böyle razı etmeyi seviyor. Ve senden sabrının karşılığında böyle razı olduğunu görüyorsa o zaman sen de sabret. Allah-u Teala'nın sana biçtiği makama, mevkiye, boynuna eğ. Ama dikkat et aziz dostum, yoluna devam et. Sakın yeteneklerinin, nimetlerinin elinden alışını bahane yaparak olduğun yerde sayma. Hatta geri de gitme. Kim gibi biliyor musunuz aziz dostlar? Son bu örneğimle inşallah programı bitireceğim. Cidde'de, yani Suudi Arabistan'ın Cidde bölgesinde sağırlar ve dilsizler okulunda öğretmenlik yapan Ebu Abdullah isminde bir davetçi. Sağırlar ve dilsizler okulunda öğretmenlik, hocalık yapıyor. Bir gün Cidde'de bir imamı arıyor. Eğer diyor izin verirsen iki talebemle beraber mescidine gelip cemaatine nasihat etmek istiyoruz. İmam şaşırır. Nasihat edecekler sağır ve dilsizler. Nasıl nasihat edecekler? Cemaate nasıl hitap edecekler? Tabi imam şaşkınlığıyla beraber bir pazar günü kendilerine davet eder. Ebu Abdullah yanında sağır ve dilsiz ismi Ahmet olan bir talebesi, diğer yanında dikkat edin şimdi Müslümanlar, hem sağır hem dilsiz hem de ama olan Faiz ismindeki bir talebesini alır ve o mescide giderler. İmam kendilerini karşılar. Namazı kılarlar. Ortaya bir kürsü koyarlar. İmam efendi, daha doğrusu tercüman efendi Ebu Abdullah ortada oturur. Bir yanında sağır ve dilsiz Ahmet, diğer tarafta hem dilsiz, hem sağır, hem de görmeyen Faiz. Cemaat daha çok şaşırır. Bunlar mı bize hitap edecekler? Bunlar bize nasıl nasihat edecekler? İlk sözü Ahmet alır. Sağır ve dilsiz olan vatandaş. Elleriyle bir takım hareketler yapar. Konuşur, konuşur, konuşur. Duygularını ellerine döker. Tabi cemaat hiçbir şey anlamaz. Ebu Abdullah sözü alır. Der ki Ahmet size kendi hayatından kesitler sunmaktadır. Ahmet doğuştan sağır ve dilsizdir. Yolda mescide ve camiye giden insanları gördüğünde bu mescide ve camiye niye gidiyorlar diye şaşırırmış. Anne ve babasının seccade koyup namaz kıldığını görürmüş de neden namaz kıldıklarını kendisine sorduklarında Ahmet'e hakaret edip kendilerini horlar ve dışlarlarmış. Yani aile Ahmet gibi bir çocuğu sahiplenememiş. Sağır ve dilsiz bir çocuğu sevememişler. Gönül dünyalarında bir yere koyamamışlar. Bir gün Ahmet caddede yürürken bir tane Müslümanla tanışır. Müslüman buna merhamet eder. Acır.
sevgisi yüreğine düşer. Ahmet'e Allah'ı tanıtır, namaz kılmayı öğretir. Sonra Ebu Abdullah susar. Ahmet tekrar konuşmaya başlar. Yalnız bu sefer Ahmet'in gözünden yaşlar dökülür, Ebu Abdullah'ın başı da öne eğilir. Tabi cemaat şaşırır. Ahmet ağlar, ağlar, ağlar. Cemaat neden ağladığını anlam veremez ama müteessir olurlar, etkilenirler. Ebu Abdullah sözü alır. Der ki, Ahmet namaz kılarak Allah'a yaklaşmanın sevgisini, imanının artışını, Allah'a duyduğu muhabbeti, şevki, lezzeti ve özründen dolayı da, acziyetinden dolayı da, sağır ve dilsiz olmasından dolayı da ne kadar büyük bir ecri alacağını tahayyül ettiğinden dolayı diyor ağlıyor diyor. Subhanallah. Ahmet konuşur. Ahmet konuşa dursun ama mescidin imamının gözü faizdedir. Zira sağırdır, dilsizdir ve gözleri amadır. Ne konuşacak? Nasıl anlatacak? Ahmet sözünü bitirir oturur. Sıra faizdedir. Herkesin gözü ondadır. Faiz, Ebu Abdullah'ın parmaklarının arasına parmaklarını sokar. Onu okşamaya başlar. Sonra kollarında gezinir. Omuzuna dokunur. Kulaklarına, gözüne, ağzına. Sonra Ebu Abdullah konuşmaya başlar. Der ki, faiz sizi gözlerinizle ve kulaklarınızla işlemiş olduğunuz günahlardan dolayı tevbeye davet etmektedir. Faiz sizi gözlerinizle, o görmüyor ya, kulaklarınızla, işitmiyor ya, işlemiş olduğunuz haramları günahlardan dolayı diyor tevbeye çağırıyor. Deyince bütün mescid ağlamaya başlıyor. Kimisi Subhanallah diyor. Kimisi ağlıyor. Kimisi şaşırıyor. Şaşkınlığını artırıyor. Ama faiz konuşmaya devam ediyor. Ve sohbet biter. Faizle Ahmet ve Ebu Abdullah mescidi terk ederler. İmam der ki, anladım ki acziyet yeteneklerin ve nimetlerin kaybolması değilmiş. Acziyet hayata tutunma ve yüce değerler uğruna çalışma azmini kaybetmekmiş. Evet ey aziz dostum. Allah senin elinden nimetini, yeteneğini alabilir. Veya sana böyle bir yetenek ve nimet vermemiştir. Ama bil ki Allah için, Allah'ın memnun edeceğin, razı edeceğin ve Allah'ın da seni seveceği o kadar çok şey yapmaya gücün vardır ki sadece senin bunu keşfetmen gerekir. Ve sözlerimizi yine Bakara suresi 153. ayetiyle tamamlıyoruz. Bismillah. Ya eyyühellezine amenü sta'inu bis sabri ve salah. Ey iman edenler, ey Allah'ı sevenler, Allah'tan mutmain olanlar, Allah'a güvenenler, cennette Rahman'ı görmek isteyenler, sesini işitmek isteyenler, cemalini görmek isteyenler, sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Ve kesinlikle bilin ki, اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ Kesinlikle bilin ki, muhakkak ki bilin ki, adınızdan, annenizden, babanızdan daha iyi bilin ki, doğumuna vesile olduğunuz oğlunuzdan ve kızınızdan daha iyi bilin ki, Allah sabredenlerle beraberdir. Az bir sabır, sonu büyük bir mükafat. Zira sabır ve Allah'ın yardımı birbirine kardeştirler. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavatı.